Herkese merhabalar New York'tan. Bugün kız kardeşim geldi. Merhaba. Onunla beraber biraz gezelim dedik. Şimdi onu Manhattan taraflarına getirdim. Kendisi iPhone 11 Pro Max XS Max bir şeyler alacakmış. Bakalım şimdi Apple Store'a doğru gidiyoruz. Bugün de şansımıza normalde burada araba park edecek yer bulmak çok zordur. Tam da Apple Store'un böyle arka tarafında bir park yeri bulduk. Bir de bugün pazar olduğu için beleş. Artık kardeşimin şansına mı diyeyim? Evet. Az önce şeye baktık çünkü. Bir tane otoparka baktık. Bir saati kaç paraydı? $35 falandı bir saati. 2 saat kaldı. Aynen. Yani fellik dolandık. Tam böyle arka sokağını bulduk. Şimdi Apple Store'a doğru bir gidelim. Orada görüşürüz. Evet Gözde Hanım. Biraz sonra iPhone'unuza kavuşacaksınız. Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Evet arkadaşlar, Apple Store'a geldik. Burayı gerçi daha önceki videolarımda göstermiştim. Ama içeri girmemiştim. Önünden geçmiştim. O videoya şuralardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Şimdi biz bir Apple Store'a girelim. iPhone'umuzu alalım. Bakalım hayırlı olsun. Şu an Max mi alacak, normal mi alacak, onun kıyaslamasını yapıyor. 8 değil mi seninki? 8 Plus. Yalnız muazzam bir kalabalık var ya. Kaçlık alacaksın? 156. 156 fazla değil mi ya? Ben bilmiyorum, böyle 156 falan. 60'lar bir de bana çok fazla tutuluyor ya. Bana yetmiyor, sürekli hafıza dolduruyoruz. Hazır gelmişken fiyatları da göstereyim. 64 GB'lığı $999, 256 GB'lığı $1149, 512 GB'lığı $1349. Tabii bunun üstüne bir de text geliyor. Bu 11 Pro'nun fiyatı. Max'in fiyatları da 64 GB'lığı $1099, 256 GB'lığı $1249, 512 GB'lığı $1449. Bir de bunlarda trade olayı falan var. Eski telefonunuzu getiriyorsunuz, $400-$500 falan sayıyorlar. Ondan sonra yeni telefonunuzu alıyorsunuz. Ben iPhone X'im vardı benim daha önce. Burada telefonu satın alırken trade etme olayını sormuşlardı. Biz de şey demiştik ya, biz iPhone X'i Türkiye'de ikinci el olarak sattığımızda burada sıfır bir iPhone 11 Pro olabiliyoruz falan demiştik. Bayağı bir şaşırmışlardı. İşte nasıl dedi yani, ikinci el bir telefon satıp yeni çıkan bir model telefonu nasıl alabiliyorsunuz falan diye. Bayağı bir şaşırmıştı, hatta diğer elemanlara falan da söylemişti. Bayağı komediydi ya. Aynen, $1 ben ısmarladım. Evet, telefonumuzu aldık. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkür ederim. Anam! Oy! Anam! Hadi Gözde, kahve mavi içelim ya. Bana bir kahve ısmarla. Bugün telefonda $1 katkıda bulundum. 93 sent. Burası bayağı böyle ünlü markaların falan olduğu, böyle bizdeki Bağdat Caddesi gibi bayağı ünlü bir yer. Abi bugün de pazar ya. Bir de bunların biliyorsun böyle Christmas muhabbetleri var. 25'i mi? Aynen, 25-26'sı böyle bir şey. Çam gel, neye uzaklaşıyor? Ha. Evet. Gözde Hanım kahvesini, Amerika sunmasını söyledi. Arkadaş, bu Starbucks'lar gerçekten çok yavaş ya. Gerçekten çok yavaş. Evet. Kızımın adını yazdırdım. 2 N ile yazmışlar ama normalde Lena. 2 gün önce, yani 19 Aralık'ta kızım dünyaya geldi. Allah'ım şükürler olsun. Gerçekten çok mutluyum. Şu an evde annesiyle birlikte. Ben de dediğim gibi kardeşim geldi. Biraz kardeşim dışarı çıkardım. Böyle şimdi dışarı çıktığımda işte kahve falan aldığımda onun adını yazıyorum. Bazı yerde Lena diye yazıyorlar direkt. Bazı yerde çift neyle yazıyorlar. Ama genelde tek neyle yazıyorlar. Ve telaffuzları çok güzel. Özellikle ismini koymadan önce nasıl telaffuz ettiklerini dinlemek istiyordum. O yüzden her gittiğim yerde de onun ismini veriyordum. Hani kendi ismini vermiyordum. Annesinin ismini vermiyordum. Yani genelde başarılı sonuç elde ettik. Hoşumuza gitti yani. Kendisi Times Square'ı görmek istedi. Getirdik. Burada etkinlikler falan başlamış. Ben şöyle aşağı doğru inelim. Sen çek fotoğrafını, ben aşağıdayım. Sorry. Şimdi arkadaşlar bizim annemizin böyle Disney ürünlerine, bu Mickey Mouse'lara falan çok böyle bir hayranlığı var. Bak şimdi orayı görünce de bir kardeşime göstereyim istedim. Şu karşıda Disney var. Disney ürünleri, oraya da bir gireriz belki. Şimdi annemiz gerçekten ciddi şekilde, yani aşırı seviyor hani Disney ürünlerini. Evde böyle bir sürü hani oyuncak var onunla alakalı, böyle kuklalar, işte maket oyuncaklar falan. Oradan birkaç tane de hediye alıp şey yapmak istiyorum açıkçası. Anneme de götürmek istiyorum. O gün ben şeyde annemle konuşurken göstermiştim ya, burası işte. Şu an kardeşimi güzelce gezdirmeye çalışıyorum. Bir iki gündür çok canı sıkıldı onunla. Yeni bebeğimiz olduğu için çok fazla ilgilenemedim onunla. Şimdi bugün işte bir çıktık dışarı. Kızımdan da çok ayrılamıyorum ya, eve gitmek istiyorum ama maalesef ki kardeşimle gezdirmek zorundayım. Herhalde yani. Şimdi Rockefeller Plaza'nın önüne geldik. Şimdi bilmiyordum. Kardeşim söyledi. Bunlar her yıl buraya böyle kocaman bir çam ağacı dikiyorlarmış. Dünyanın en büyük çam ağacıymış herhalde. Ne kadar doğru bilmiyorum. Emin değilim. Kardeşimin yalancısıyım. Kardeşim söyledi. Vallahi internette öyle. Her yıl bilmiyorum, her yıl. Şurası da zaten Rockefeller. Şimdi onu bir çekeyim, onu bir göstereyim istedim size de. Zaten adamın burada Rockefeller Plaza diye sokağa caddesi var ya adamın. Şurası zaten Rockefeller Plaza. Sonu gelmedi ya. Kameraya çekemedim, sonu gelmedi. Binanın sonu gelmiyor arkadaş. İşte o çam ağacı da bu. Şöyle bir dalalım bakalım. Allah, muazzam bir kalabalık var ya. Yolu trafiğe kapamışlar. Aynen, yolu zaten trafiğe kapamışlar. Şöyle kocaman ışıklandırmışlar ağacı. Bir numarası da yok aslında. Yani normal bildiğim bir ağaç işte. Şöyle. Şurası da Rockefeller Plaza. Binanın sonu gelmiyor arkadaş. Şöyle muazzam bir insan kalabalığı var. Şu aşağıda da buz pisti varmış. Şöyle kayıyorlar. Ama bayağı bir sırası falan var bunun ya. Girmek istiyor musun? Çok sıra var zaten, beklenmez o sıra ya. Yalnız çok da iyi kayak yaparım ha, bilirsin Gözde. Çok da iyi kayak yaparım. Aslında inip şimdi bir ders vermek lazım onlara böyle, ama neyse. Çok sıra var. Ama bir bilseler ki kaçırdıkları yeteneği, alacakları dersleri, başkonuk yapacaklar beni orada ama neyse. Bu seferlik de böyle olsun. Amerika beni kazanamadı. Olmadı yani. Başaramadılar. Evet. Burada böyle bağıra bağıra gülmezsiniz, büyük tepkiler vermezsiniz. Böyle şey yapamıyorsunuz. Hani eğlendiğinizi gösteremiyorsunuz. Çok bağırmanız falan lazım böyle. Şu karşıda gördüğünüz heykelle dünyanın bütün yükünü ben çekiyorum heykeli. Adamı sırtına bütün dünyayı yüklemişler. Bugün burası muazzam kalabalık ya. Baksanıza arkadaşlar şuraya. Evet, burası da Trump abimizin mekanı. Şöyle. Trump abimizin mekanından da bir geçtik. Ama bütün şehri güzel süslemişler ya. Baksana şurada şeyler falan var. Burhan Altıntop. Christmas ruhunu seviyorum. Sorry. Christmas ruhunu seviyorum ha. Burhan Altıntop hesabı. Evet arkadaşlar, şimdi Fifth Avenue'yu ve işte Times Square'ı falan dolaştık. Şimdi tekrardan Apple'ın olduğu yere geldik. Diğer tarafta da Central Park vardı da Central Park'a girmek istemedi kardeşim. Şimdi Brooklyn tarafına geçeceğiz herhalde. Şimdi arabamıza doğru yürüyoruz. Bakalım bir karar verelim ne tarafa gideceğimizi. Gittiğimiz yerde görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, biz şimdi Brooklyn Bridge'e geldik. Şöyle göstereyim. Şurası. Açıkçası burayı da merak ediyordum. Hani gelmemiştim. Kardeşim de öyle abi gidelim mi deyince, o zaten baksana arkadaş kulaklık mulaklık her şeyini takmış ya. Biz incecik tişört mu? Bakalım oraya doğru bir gidelim, merak ediyordum. Kardeşimin vasıtasıyla ben de gelmiş oldum. Hadi bakalım köprünün üstünde görüşürüz. Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Şurada mesela havada helikopterler çok fazla var. Yani şurada şu binanın arka tarafında falan da bayağı bir tepelerde var. Gene gördükçe göstereceğim. Burada New York'un üstünde helikopter turu yapıyorsunuz. Aslında yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Deneyimlemek istiyorum. Eğer öyle bir video gelmesini istiyorsanız yorumlara bırakırsanız öyle bir videoda çekeriz. Güzel bir New York'un üstünde böyle güzel bir helikopter turu çok güzel olabilir. Yorumlarda isteyip istemediğinizi belirtin. Ona göre o videoyu da çekeceğim. Şu aşağısı da Manhattan'ın uç tarafı, özgürlük heykelinin olduğu yer. Şu aşağısı tam görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı bir uzak çünkü. Oraya da gideceğiz. Şu karşı tarafta Manhattan Bridge var. Şu an altımızda akan trafik. Biz de köprünün üstündeyiz. Üşüdün mü? Ha? Çok soğuk. Çok mu soğuk? Gel şu aşağı tarafı, şu tarafı çekelim. O tarafa gidelim mi daha ileri? Gerek var mı sence? Bence şuradan. Tam şurada özgürlük heykeli var. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada ortam böyle. Nasıl, beğendin mi burayı? He? Bugün öyle abi kardeş biraz dolandık. Biz bayağı bir soğukmuş. Kıçımız dondu, biz tekrar arabaya gidiyoruz. Biraz da karnımız acıktı. Bir şeyler yiyeceğiz. Bugünlük de video böyle bitirelim. Güzeldi bugün. Çoğu yeri gördük zaten. Daha bayağı başka yerlere de gideceğiz. Bu tarzda vloglar devam edecek. Dediğim gibi siz de bu tarz vlogların devam etmesini istiyorsanız yorumlara bırakın. Elimizden geldiği kadar bütün videoları çekmeye çalışırız. Bir dahaki videoda artık annem eklenecek. Lena eklendi. Evet. Nurcan eklendi. Lena eklendi. Evet. Ben eklendim. Bir daha annem, babam. Şimdi videonun önceki kısımlarını da söylemiştim. 19 Aralık'ta kızım doğdu. Lena. Lena'mız aynen. Şu an o kadar özledim ki bir an önce eve gitmek istiyorum. Önce bir şeyler yiyeceğiz, ondan sonra eve geçeceğiz. Eşim biraz yorgun olduğu için malum doğum sonrası o dışarı çıkamıyor. O evde kızımızla ilgileniyor. Ben de bugün öyle bir fırsatını bulduk. Kardeşimle öyle bir dışarı çıktık. O da New York'a geleli kaç gün oldu senin? 3 gün oldu değil mi? Aynen 3 gün oldu. Öyle bir fırsatını bulduk. Dışarı çıktık. Biraz dolandık. Bu arada da evet, oradan aşağı bakman gerçekten çok önemli yani. Fırsatını bulduk, öyle biraz dışarı çıktık. Ufaktan da bir video çekelim dedik, sizinle paylaşalım istedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, bana destek olmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ne yapalım? Yemek yemeye gidelim değil mi? Bir şeyler yiyelim ya. Karnımız çok acıktı.